Şimdi biraz gazetelere bakalım gazetelerin manşetlerinde neler var. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Sınırın ötesinde teröristten kurdurmayız Cumhurbaşkanı'nın sözleri bugün manşette taşınmış. Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesi için gittiği Aslanada Rus lider Putin'le görüştü ve net mesajlar verdi. Sınırlarımızın hemen ötesinde bir teröristten kurdurmayız diyor Erdoğan. E, terör örgütleri için elverişte olan elverişte alan oluşturulan istikrarsızlığın bitirilmesi için de somut adımlar atılması önemli. Türkiye Rusya-Ukrayna Savaşı'nın önce ateşkes ardından da barışla sonuçlanması için uzdaşı zemini oluşturabilir. Adil bir barış mümkün diyor açıklamada. E, bu arada tabii ki bu zirve için birkaç gündür konuşulan konu özellikle Kayseri'deki hadise ve sonrasında ortaya çıkan olaylar sebebiyle acaba Esad'la bir görüşme olacak mı olmayacak mı sorusu e, hala gündemdeki yerini koruyor. Bir kez daha hatırlatalım. Milliyet gazetesine geçtik. Milliyette milliler var. Gölge etme. Bize her yer Türkiye deniliyor. Türkiye tek yürek Avusturya galibiyetini kutlarken Merih Demiral'ın bozkurt işaretini bahane eden Almanya İçişleri Bakanı Feyzer e, ve onun da içinde bulunduğu bazı çevreler zafer coşkusunu gölgelemeye çalıştı. Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Kupası'nın çeyrek finaline yükselmesi ...hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de dünyanın birçok köşesinde Türkleri bir kez daha birleştirdi. Ancak Merih Demiral gol sevincini bozkurt işaretiyle kurt işaretiyle e, kutlayınca eleştiri lobisi harekete geçti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser e, aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. UEFA'nın konuyu değerlendirmesini bekliyoruz açıklamasını yaptı. Aşırı sağcı Türklerin ifadesi son derece dikkat çekici... Çünkü bu herhangi bir partiyle ya da e, siyasi görüşle alakalı bir durum değil. Nasıl ki horoz Fransızların sembolü ise, aslan nasıl ki İngilizlerin sembolü ise, Türklerin sembolü de kurt. Dolayısıyla e, Türk olmaktan gurur duyuyorum diye bir açıklamayla kendisini ifade etmişti. Sahada da, stadın içerisinde, stadyumun içerisinde pek çok kişiyi Bozkurt işareti, kurt işareti yaparken görünce ben de bu şekilde kutlamak istedim ifadesini kullanmıştı Merih Demiral. Ama işte bu şekilde algılanıyor. UEFA Demiral'in bozkurt işareti yapmasına soruşturma başlattı. Futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturma açıldığı ifade edildi. Alman Büyükelçiliği de dış işlerine çağrıldı. Çünkü Ankara'nın tepkisi fazla. Tarihi ve kültürel bir sembolün hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz açıkçası açıklaması yapıldı. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tabii ki siyasilerden de tepki var. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her zeminde ülkemizin önünü kesmek barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur açıklamasını yapıyor. Müthiş performanslı Demiral'in Avrupa medyasında alkış topladı. İtalyan La Gazzetta dello Sport'taki haberde Demiral Türkiye'yi sürükleyen bir dev yorumu yapıldı. Avrupa medyası aynı zamanda Mert Günok'un 90 artı 5'te yaptığı mucizevi kurtarışa da şapka çıkarıyor. İngiliz BBC Avrupa kupalarının en iyi kurtarışlarından birisi olarak kayda geçti. Bu diyor e, ifadesini kullanıyor. Bir arada siyasi sembolü kendisi kullandığı başlığı daval, Arman Bakan'ın İşleri Bakanı'nın Katar'da 2022'deki Dünya Kupasında ülkesinin maçına FIFA Başkanı Infantino ile birlikte izlediği ve LGBT karşıtı yasaları protesto için yasaklanmış "One Love" e, yazılı Pazubankla çıktığını bir kez daha hatırlatıyor Milliyet gazetesinin ilgili haberi. Yok böyle Haziran artı 4 derece haberine bakalım. Türkiye'nin maruz kaldığı sıcak hava dalgaları meteorolojik verilere de yansıdı. Uzmanlar Türkiye'nin tarihinin en sıcak Haziran ayını geride bıraktığına dikkat çekerek 1964'ten beri buna benzer bir yıl yok deniliyor. Yok böyle bir Haziran açıklamasıyla birlikte hakikaten Haziran ayını e, hayli sıcak geçirdik. Kavurucu sıcaklarla geçirdik. Bu şu açıdan da önemli. Pek çok kentte Tunca Nehri gibi. Ne yazık ki nehirlerimiz, göllerimiz, göletlerimiz kuruyor. Dikkat etmekte fayda var. Cumhurbaşkanının Putin görüşmesi. Hedefimiz 100 milyar dolar başlığıyla Milliyet gazetesinde haberleştirilmiş. Şangay için, işbirliği Örgütü'nün zirvesi için Aslanada bildiğiniz gibi Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Geçelim diğer gazete. Hürriyet gazetesine. Hürriyette de millilerle ilgili bir başlık var. Başı da tarihi... Sonu da tarihi deniliyor. Bakalım ayrıntısına. Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinin en erken golü. Henüz ilk dakikada dolmamıştı. Bir korner kazanıldı. Arda Güler köşeden ceza sahasına çok etkili bir top kesti. Avusturya defansının bir türlü uzaklaştıramadığı top Merih Demiral'in önüne düştü. O sırada sert bir vuruşla golü buldu. Diğer taraftan maçın bitmesine saniyeler vardı. Farkı bire indiren Avusturya dalga dalga geliyordu. Rakibin golcülerinden Bumgartner çok sert bir şekilde kafa vuruşu yaptı. Kaleye giden topu Mert Hava'da adeta uzayarak çıkardı ve turu getirdi. Her şey Merih Ali'nin 17. saniyede, 57. saniyede düzeltiyorum bulduğu golle başladı. Turnuva tarihinde elemelerde atılan en erken gol diye geçen o an turnuvada şampiyonluk hedefleyen Avusturya'yı şoka soktu. E, öyle ki Avrupa basını Merih Demirer abarttı, Avusturya'yı ikiye katladı, başlıkları attı. Maçın bir diğer kırılma anı ise 90 artı 5 Mert Güneoğlu'nun son saniyede çıkardığı, kale çizgisinde çıkardığı top. Ee, işte Avusturya Teknik Direktörü Ragnik'te Mert'in bu hamlesini İngiliz Gordon Banks'e 1970 Dünya Kupası'nda yaptığı ve tüm zamanların en iyi kurtarışı kabul edilen müdahalesine benzetti. Hakikaten bu çok önemli. Pelerin vuruşu benzer bir şekilde vurulmuştu. Ee, tabii ki o dönem henüz televizyon yok ama sonrasında e, radyolardan o gün dinlenen o maç. Sonrasında o görüntüyle birlikte de artık iyice kayda geçmişti. Dün pek çok kişi gibi Mert'in işte bu kurtarışı Avusturya Teknik Direktörü tarafından da yine Gordon Banks'e benzetiliyor. Son derece önemli bir durum. Ama bakalım o buruk halede, bozkurtlu sevinç krizi deniliyor. Ankara Melih Demiralil kurt işareti yaparak sevilmesini eleştiren Alman İçişleri Bakanlığı'na ve soruşturma açan UEFA'ya çok sert çıktı. Türk Dışişleri soruşturmanın kabul edilemez olduğunu ve Alman Bakan'ın yabancı düşmanlığı yaptığını vurguladı. Almanya Büyükelçisi de Dışişleri'ne çağrıldı. Bahçeli hastalıklı çevreler rahatsız oldu. UEFA da bu şer kervanına katıldı dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Şelik ırkçılık arayan ülkesinin seçim sonuçlarına baksın paylaşımında bulundu. Merih Demiral tribünde kurt işareti yapan bazı vatandaşlar gördüğünü belirterek aklıma bir gol sevinci vardı ve onu yaptım. Gururluyum Türk olduğum için açıklaması yapıyor. Merih Demiral'in bu açıklaması bakalım nasıl ortaya çıkacak. Diğer taraftan az önce bahsetmiştik. Mert Günoğlu'nun kurtarışı Gordon Banks'e benzetiliyor diye işte onun fotoğrafını da göstermiş Hürriyet gazetesi. Efsanevi Brezilyalı Pelé'nin vurduğu kafayı İngiltere kalecisi Banks Çizgiden sol anda öyle bir çıkardı ki başta o an gol sevinci yaşayan Pele olmak üzere herkes şoke oldu, şoka uğradı. O maçı Brezilya 1-0 kazandı ama hep hatırlanan Gordon Banks ve harika kurtarışı olmuştu açıklaması yapılıyor. O tarihi kurtarışı da Gordon Banks'in böyle çerçevelettiği yine fotoğraflarda yansıyor. Ekonomiden bir haber var. Enflasyonda beklenen olduğu deniliyor Hürriyet gazetesinde. Aylık %1,64 olarak açıklanan enflasyon. Bu arada bir parantez. Enak %4'ün üzerinde aylık enflasyonu açıkladı. Bir kez daha hatırlatalım. Ekonomi yönetiminin 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyona geçiş başlayacak hedefiyle uyumlu olduğu deniliyor bu. Ee, enflasyon yıllık bazda %71,60 olarak açıklandı. Dezen, dezenflasyon süreci başladı diyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek şunları söylüyor. %1,64'lük aylık haziran verisi %22'lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayacağız ve kalıcı refah artışını sağlayacağız açıklamasını yapıyor. Ee, dünkü enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada. Yeni şafak gazetesinde de yine milliler var. Yüzyılın kurtarışıyla Mert ön plana çıkarılmış. Hakikaten kariyerinin en önemli kurtarışı belki de tıpkı Gordon Banks'te olduğu gibi üzerinden yıllar geçse hatırlanacak bir durum ee, hele. Belki de Allah söyletiyor bir kupa, bir final. Türkiye daha da ilerlerse bu kurtarışla o kupa ya da o final ya da buradaki başarı sembolleşecek. işte dünyanın konuştuğu Avrupa'da en çok konuşulan fotoğraf artık bu fotoğraf. Mert Günoğ'un son dakikalarda yaptığı kurtarış İngiliz The Telegraph bu pozisyon için yüzyılın kurtarışı başlığını attı. Pozisyonda gol olma ihtimali %94 olarak ölçülürken Mert %6'lık ihtimali gerçekleştirdi deniliyor ilgili haberde. İşte bu son derece önemli. Bakalım az önce Allah söyletiyor dediğim konuda gerçekleşirse ki Güne başlarken izleyicisi bilir dün e, bir totem de yapmıştık Emin Çağlar'la birlikte finali oynarsak kupayı da alırsak çünkü biz çeyrek finalden sonra evet işimiz zor evet gerçekçi durum var ama bir yandan da duygusal bir ülkeyiz duygusal futbolculara sahipiz dolayısıyla e, her şey niçin mümkün olmasın ki diyoruz o zaman bu fotoğraf o kurtarış son derece daha da anlamlı hale gelecek. Hepsi suç makinesi başlığına bakalım bir de. Koğuş arkadaşlarını getirmiş. Kayseri'de bir tacizi bahane ederek Suriyelilere ait iş yeri ve araçları yakanların göçmen kaçakçılığı, taciz, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan sabıkalı oldukları ortaya çıktı. Vandalları olay yerine taşıyan kamyoncu Zeyye'nin ifadesinde birçoğu aynı zamanda cezaevinde aynı koğuşlarda kaldığı anlaşıldı deniliyor ilgili haberde. Türkiye'nin e, gündemindeki konu Birkaç gündür özellikle en önemli bir başlık olarak karşımızda duruyor. Yeni Şafak gazetesi de işte bunu e, haberleştirmiş. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyet gazetesinde rakam oyunu aç bırakacak. İktidarın sefalet dayatmasına karşı 3 konfederasyon, e, e, konfederasyon konfederasyon özür diliyorum bir arada. Emekçiler tepkili alt başlığı var. Milyonları etkileyen enflasyon resmi verilere göre beklenenden düşük çıktı. TÜİK, tüketici enflasyonu aylık %1,64, yıllık %71,6 olarak açıkladı. Ancak en ak, yani e, bağımsız akademisyenlerden oluşan... Ee, ekonomi araştırma grubuysa en aksa aylık yükselişi %4,3, yıllığı %113,1 olarak hesapladı. Yoksulluğa mahkum edilen emekçiler iktidara karşı tek ses oldu. Açıklanan enflasyon rakamına göre memur ve emeklinin aylıklarına yaklaşık %20, işçi ve bağkur emeklilerinin maaşlarına %24,73 artış olacak. Kök aylıkları 10 bin liranın altında olan 3 milyon emekli zamdan yararlanamıyor. Gerçek rakam açıklansaydı e, maaş zamları yaklaşık 2 kat artacaktı açıklaması yapılıyor. Bu arada kiralarla ilgili de duruma bir bakalım. Onunla ilgili de bir alt başlık var. Konut kirasında 2 yıldır süren %25'lik artış sınırının uzatılmamasıyla sisteme, eski sisteme geri dönüldü. Yani kira sözleşmesini yenileyecek olanlar yüzde 65,7'lik zamla karşı karşıya. 62,5 olarak dün ifade etmiştik. E, yıllık enflasyon ve 12 aylık enflasyonun farklı olduğunu ifade ederek %3'lük bir boşluk var. Ama bazı ev sahiplerinin %65 isteme durumu olabilir. Dolayısıyla bu da önemli çünkü %65'in üzerinde yapılması yasal değil. Bunu kiracılara ve ev sahiplerine bir kez daha hatırlatalım. Muhalefetten sığınmacı uyarısı Cumhuriyet Halk Partisi Şam'la anlaşma yapılmalı açıklamasını yapıyor. Kayseri'deki olaylar ve Suriye'de Türk bayrağına saldırı siyasetin gündeminde. CHP sığınmacıların gönderilmesi için Şam'la anlaşma yapılmalı dedi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu acil eylem planı istedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Suriye ile görüşürmeli çıkışını yaptı. Bakalım bundan sonra nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Cumhurbaşkanı'nın da Şangay İşbirliği Örgütü için, e, zirvesi için e, Şangay'da olduğunu, e, Astana'da olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Çünkü orada da e, Beşar Esad'la bir görüşme ihtimalinden söz ediliyordu. En azından Putin'in bunu gerçekleştirmek için bazı girişimlerde bulunduğu söyleniyordu. Hatırlatmış olalım. Enflasyon hizaya giriyor. Cumhuriyet'ten farklı bir manşet bugün akşam gazetesinde memura %19,3, emekliye 24,7 zam deniliyor. Aslında zam değil bu. Enflasyon farkı yansıtılıyor bildiğiniz gibi. enflasyonda beklenen kırılma Haziran'da geldi. Aylık enflasyon %8 ay sonra ilk kez gerileme göstererek %1,64 olarak ölçüldü. Bir takım memur maaşları ekrana getirilmiş. Şube müdürü, üniversite mezunu. Temmuz ayı itibariyle 59.467 lira alacak. Memur lise mezunu 39.177 lira alacak. Öğretmen 47.433 lira alacak. Polis memuru 52.816 alacak. Uzman doktor 97.836 lira alacak. Hemşireler 47.909 lira alacak. Yine mühendisler 60.663 lira alacak. Profesörler 86.378 lira alacak. Araştırma görevlileri 57 bin civarında. Avukatlar 57 bin vaizler. 49.582 lira alacak. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. İnternet boşanma nedeni. Yargıtay'ın internet bağımlılığıyla kusurlu davranış saydı ve eşin evine, eşine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesi boşanma sebebidir açıklamasını yaptı. ilgili haber bu şekilde bu arada son haftalarda özellikle Boşanmalarla ilgili yargıtayın verdiği emsal kararları hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde de yine eşinin e, kıskanması ve er, arkadaşların içerisinde rencide edilmesi de yine bir boşanma sebebi olarak e, karşılaşılmıştı. Hafta başında yaptığımız haberde ekrana getirdik, onu da hatırlatalım. İzmir, Balıkesir ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Alevlerin tehdit ettiği tüneller kapatıldı deniliyor ilgili haberde. Az önce biz de ekrana getirmiştik. Bunu bir kez daha ifade edelim. Geçtik şimdi... Posta gazetesine. Kendine gel UEFA başlığı var. Hemen geldiğinde açacağız. Attığı iki golle Avusturya zaferinin en büyük mimarı olan Merih Demiral sevincini kurt işaretiyle gösterdi. Alman İçişleri Bakanı aşırı sadece Türk sembollerinin statlarımızda yeri yoktur deyince UEFA da Demiral hakkında bir soruşturma başlattı. Ee, Dışişleri Bakanlığı kurt işareti bozkurt işareti Almanya'da yasaklı değilken gösterilen tepkiler yabancı düşmanlığıdır açıklamasını yaptı. Almanya Büyükelçisi de bakanlığa çağrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, UEFA soruşturması zincirleme provokasyondur ve onların bir ara istasyonudur açıklamasını yaptı. E, çok büyük tepki var e, Merih Damirel'in bu sevincine karşı. Bizler inandık, siz de inandın başlığına bakalım. Bir de e, tabii ki e, bundan sonrasına ilişkin. Heletlerimiz var az önce konuşmuştuk. Maç öncesi millilerin Avusturya'yı yenmesi büyük sürpriz olarak görülüyordu. Bayis şirketlerine göre de Avusturya favoriydi. 2008'de çeyrek final oynayan takımın ruhunu yakalayan milliler maçı 2-1 kazanınca Avrupa basınında hem şaşkınlık yaşandı hem de övgü yağdı. Şimdi hesaplar 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final maçı için yapılıyor. Türkiye Hollanda'yı yenerse yarı finalde İngiltere İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiltere güçlü bir rakip gibi görünse de sıkıcı oyunuyla bu turnuvada pek varlık gösteremedi. İsviçre ise İtalya'yı eleyerek sükse yaptı ama yenilmeyecek bir takım değil. Bir başka de işte Türkiye'nin yolu açık. Final oynamak Hatta kupayı almak hayal değil deniliyor. Hakikaten değil. Neden olmasın ki? Çünkü e, evet gruplardan her zaman ne Dünya Kupası'nda ne de e, Avrupa Kupaları'nda katıldığımızda kolay çıkabilmiş bir ülke değiliz. Ama gruptan çıktıktan sonra da hele ki son alt, 16 turunu geçtikten sonra e, amiyane tabirle duygusal olduğumuz için kendimizi gaza getirme huyumuz var. Dolayısıyla e, inanıyoruz şu fotoğraf son derece önemli. O kadar güzel bir andı ki memleketin türküsüyle birlikte o üçlünün binlerce kişi tarafından, stat'taki binlerce Türk tarafından getirilmesi. Bu arada Almanya'da ama biz de ev sahibi sayılırız. Dolayısıyla şimdi Berlin'de yine bu kez e, Hollandalıları da yenerek bir yarı final hedefleniyor. Neden olmasın diyelim Posta gazetesinin sürmanşetinde olduğu gibi. Ne yaptın gelin başlığına bakalım. Mardin'de Artuklu'dan Neriman Çekin gelini SDÇ'nin telefonda kendisine küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla 20 Haziran'da polise gitti. Bunu öğrenen gelin karakol çıkışı kayınvalidesinin önünü kesti. Araçtan indi. Terlikle kayınvalidesini döndü. Ardından da otomobili kadının üzerine sürüp kaçtı kolu ve bacağı kırılan ve platin takılan Neriman Çekil 3 yıl önce oğlum internetten tanışıp evlendi. Bu kadın beni daha önce de mahallede dövdü diyor. SDÇ küçük yaşta olduğu için serbest bırakıldı. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu soruşturmanın sonucunda. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesinde de yine UEFA'nın bozkur tazımsızlığı başlığı var. Her oyuncumuz bir rekor kırdı alt başlığıyla birlikte de e, maçın analizi aktarılmış. Dolayısıyla az önce ifade etmiştik. Bakalım bu soruşturmadan ne çıkacak? Bu soruşturma millileri daha da motive edecek mi? E, o da bir soru işareti elbette. Anneye hibrit çalışma çocuklar için yeni teşvikler deniliyor. Doğum oranlarının artırılması için aile ve nüfus politikaları daire başkanlığı kuruldu. Aile Bakanı Göktaş doğum izinlerinin arttırılması, kreş desteği verilmesi ve uzaktan çalışma gibi birçok teşvik üzerinde çalışıyoruz açıklamasını yapıyor e, ilgili haberle. Lafım bütün belediyelere başlığına bakalım. Türkiye gazetesinde Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarına da yer verilmiş. Nedir o açıklamalar? AK Parti'nin Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına tasarruf sizi de bağlıyor. Belediyeler istihdam bürosuna dönmüş durumda diye yazmıştık ve bakanlıktan açıklama geldi. Uyarı bütün belediyeler içindir açıklamasını yapıyor ilgili haberde. E, Mehmet Şimşek'in açıklamaları bu noktada önemli. Geçtiğimiz günlerde de hem iktidardan hem muhalefetten özellikle seçim dönemi öncesinde işe alba tırnak içinde sözü verilerek bir istihdam yeri olarak görüldüğü belediyelerin ifade ediliyordu. Bu bir siyasi tartışma konusu olarak da açıklanmıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdi son olarak Yeni Birlik gazetesindeyiz. 9. Yargı paketiyle ilgili bir haber var. Abdullah Güler'in fotoğrafıyla, AK Parti Grup Başkanı fotoğrafıyla verilmiş. Evlenen kadının soyadına ilişkin bir düzenleme getiriyoruz dedi. Buna göre kadınlar evlenince sadece kendi soyadlarını kullanamayacak açıklamasını yapıyor. Daha önce getirilen bir düzenlemeydi. Eskiye bir dönüş mü olacak sorusu var. Kadınlar nasıl bir tepki verecek bu konuyla alakalı? Çünkü kendi soyadını kullanmak isteyenler de var. Sadece kendi soyadını kullanmak isteyenler. Dolayısıyla bakalım nasıl bir tepki çıkacak? Kadın derneklerinden, kadınlardan nasıl bir açıklama yapılacak konuya ilişkin. CHP asgari ücret derhal arttırılmalı diyor. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin asgari ücret derhal artırılmalı ve en az 25 bin lira yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir açıklamasını yaptı. Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketi Vanguard'ın geliştirmekte olan e, piyasalar aktif sabır gelir e, küresel eş başkanı Nick Essinger'ın bir açıklaması var. Türk varlıklarını izlediğini belirterek "Şimdi TL pozisyonlarını tamamlayabilecek yerel tahvillerde iyi bir performans dönemine giriyoruz." açıklamasını yapıyor. Yeni Birlik Gazetesi'ndeki ilgili haber bu şekilde. Yeni Birlik son gazetemizdi. Gazeteleri artık noktaladık. Şimdi bir kısa ara, sonra tekrar buradayız.